Ay bu rezalet, bu rezalet! Aferin kızıma. Tam da aklından geçeni yaptın. Aklımdan geçenleri okuduğum için yaptım. Şimdi kafedekileri sihirliyim değil mi? Oraya da gidebilirler diye korkuyorsun. Ay sen gerçekten benim aklımdan geçenleri okuyorsun canım benim. Hadi. Kahveniz nasıl olmuş? Aa çok güzel olmuş. Siz ne yaptınız? Evet ellerimle yaptım. Afiyet olsun. Başka bir şey ister misiniz? Kurabiye alalım biz. Tamam. Neli olsun peki? Çikolatalı olsun. Çikolatalı. Hemen geliyor. Ben yokken arkamda ne işler çeviriyor bir bakayım. Sonra da seni çözerim. Ay, ay, ay Allah, ay. Of, 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 of. Anne, ne oldu bir daha? Ay, hemen Perilçe'ye gitmemiz lazım. Yine görüyor bir şeyler. Ne olur iyi bir şeyler söyle. Perilçe şu anda şatosunda değil. Görünmek istemediği bir yerde herhalde. Dilekler şatosuna gitmiş olabilir. Ama yarım saat sonra kendi şatosuna gelecek. Ha iyi o kadar da kötü bir şey değilmiş. Hadi hemen Perilçe'nin bahçesinde bekleyelim. Bir dakika, bir dakika anne dur. Bu şekilde olmaz. Tamam durum kötü ama... Zeyn bu psikolojide olmaman lazım. Yani çözüm üretemeyeceğiz yoksa. Biraz sakinleştireyim seni olur mu? Tamam. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hadi gidelim. Hadi Eda. Dünyada ceza alabileceğim en son şeyi yaptım. Dilediğiniz kadar Perilçe'nin şatosuna gidin. Evliliğimi bozamayacaksınız. Hazır ortalıkta personel de yokken seni birazcık daha öpüp koklayayım. Aşkım aşkım. Kaşıcım kaşıcım. Toprak, sen nereden çıktın geldin? Okuldan şatoya bir döndüm. Şato şato gibi. Babam gelmek üzere. Dedeme sordum. Anneannem nerede diye Eda'yı bırakmaya gitti dedi. Sana bakayım dedim. Bir de ne göreyim? Babamla eniştem donmuş. Kafedeki herkes donmuş. Ya ne oluyor? Ne olmuyor ki? Ne olmuyor ki? Çok özel bir düğünü kaçırmışız. Ne düğünü? Kimin düğünü? Bu fingirdeğin. Pakize Hanım'ın düğünü mü? Nasıl? Kiminle? Faruk'la, babanların patronuyla. Faruk amcayla mı? Faruk amcayı sihirlemiş mi? Hayır, kendisi sihirlemiş. Hani senin o gördüğün sekreter var ya. İşte bu ablayla, bununla. Zeynep ablayla mı? Zeynep ablayla. Ah, Perilçe geldi herhalde. Perilçe! Perilçe! Dudu Peri? Bahçenizdeyiz. Sizinle çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Ne oldu? Kim kimsiniz? Gelin çabuk. Hadi. Akıl alır gibi değil. Aklı yok ya akıl alır bir şey yapsın. Perilçem, peri yasaları ne diyor? Yani bunu değiştirebilir miyiz? Bir peri istediği gibi görünebilir. Dudu nasıl böyle görünüyorsa o da Zeynep gibi olabilir. Yani? Ya
Yani Faruk Bey Zeynep'e aşık olmuş. Kendi isteğine evlenme teklif etmiş. Yani ona engel olmak, onun mutluluğunu engellemek bizim görevimiz değil. Ne yani? Böyle evli barklı kalmalarına göz mü yumacaksınız? Anne, Faruk Bey onunla evlensin ve onunla evli kalsın diye sihir yapmış. Anlamıyor musun? Ama bu sihirin etkisi 48 saat sürer. Yani evlenme teklif ettikten 48 saat sonra biter. İster bir süre sessiz kalın, ister kara kara ne yapacağınızı düşünün. İster alın Zeynep'i içinden Pakize'yi çıkartın, koyun zindana, karar sizin. Ama ben böyle eli kolu bağlı kalmayacağım. Yama ne yapacaksın? Onun foyasını Faruk'un önünde ortaya çıkaracağım. Nasıl? Rüyasına girerek, o bir büyücü diyerek. Daha önceden tecrübeliyiz. Rafaella masalında rüyasında gördüğü ak saçlı nineye inanmıştı. Bunu yapamazsın. Hiçbir faniye böyle bir travma yaşatamazsın. Bir dakika, bir dakika. Benim başka bir fikrim var. Periliçe, Zeynep'in içinden Pakize Hala'nın ruhunu çıkarabilir miyiz? O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi ben Pakize Hala'nın bütün huylarını, kötülüklerini, zaaflarını biliyorum. Zeynep'i buraya alıyoruz. İçinden Pakize Hala'nın ruhunu çıkartıyoruz ve onun içine ben giriyorum. Ve Zeynep'in içindeki ben Faruk Bey'i sinir ediyorum, onu çıldırtıyorum. Sonunda da Faruk Bey Zeynep'ten boşanmaya karar veriyor. İyi ama anneciğim, sen Zeynep olursan bizim annemiz kim olacak? Hayatım, sen hiç merak etme. Ben eve yerime bir kopyamı bırakırım. Zaten her şeyi o kadar çabuk halledeceğim ki kimse hiçbir şey anlamayacak. Sonunda Pakize Hala Zeynep'in içine de girse Faruk Bey'i ondan boşanmamak için ikna edemeyecek. Yani iş tamamen bitecek. O rolü sen bana bırak. Ben Pakize'yi senden daha iyi oynarım. Anneciğim, Faruk Bey'in nelerden nefret ettiğini ben çok iyi biliyorum. Ayrıca seni de Dora olarak gördük. Ben olur diyorum. Bence de. Bence de ama çabuktan. Hadi bakalım. Bir de sen oyna da görelim. Evet. Bakalım Zeynep ne yapıyor? Lanet olasıca. Şu ana kadar olan biten her şeyi öğreniyor. Belki konuştuklarımızı bile. Aynen Dudu. Sana katılıyorum. Seni gördüm, duydum. Betüş bunu bana yapamazsın. Yapacağım Pakize Hala. Bana bakın. Eğer buraya doğru bir adım atarsanız, bir küçücük adımcık, üç adımı da alıp kainata benden hariç kimsenin bulamayacağı bir yere yollarım. Çek ellerini onların üstünden. Geliyorsun. Hayır. Betüş de sen oluyor. Evet. Sizi mahvedeceğim. Sizi mahvedeceğim. Benim evliliğime engel olamazsınız. Sahte bir mutluluğa elbette engel oluruz. Nesi sahte? Faruk Zeynep'e aşık. Zeynep diye biri mi var o kafasız? O senin hayallerinin, imajinasyonun. Faruk Bey kime aşık ha? Hiç var olmayan Zeynep'e mi yoksa Pakize Hala sana mı? Ben dönünceye kadar lütfen eve, aileme göz kulak ol, tamam mı? Tamam. Evet, şimdi ben gidip her şeyi halledeceğim. Bak Betüş, kocana ne diyeceğim biliyor musun? Betüş Faruk'la yaşıyor, onunla uyuyor diyeceğim. Faruk Bey'le uyuyan yine sen olacaksın. Yani Zeynep'in içindeki sen.
Ama ben o saate kadar öyle bir Zeynep olacağım ki Faruk Bey o Zeynep'le değil uyumak, yan yana durmak bile istemeyecek. O zamana kadar sen bu şatodan çıkamayacaksın. Sonra da müebbet cezan başlayacak zaten. Evet, gidebilirsin Betüş. Bütün sihirlerin seninle. Seni korumaya aldık. Olur ha, Faruk karısısın diye sana farklı yaklaşabilir. Onun için korumamızdasın. Zamanı biraz geri al da şu adam kendine gelsin. Damatların donmasından şokta. Tamam. Ben her şeyi halledeceğim, merak etmeyin. İyi şanslar anneciğim. Teşekkür ederim güzel kızım. İyi şanslar teyzeciğim. Canım toprak, teşekkür ederim. Gidiyorum Pakize. Gidişin olacak ama dönüşün olamayacak. Sen bir tut! Bir tut! Anlatabilsem. Keşke her şeyi açıklayabilsem, sen de anlasan. Yani bunu mecbur kaldığım için yaptığımı bilsen. Ama merak etme. Hiçbir şeye zarar gelmeyecek. Ay canım benim. Yavuz, sen nasılsa pek bir şey fark etmeyeceksin. Faruk Bey. Faruk Bey. Öyle bir Zeynep olacağım ki siz değil o Zeynep'le, yani Pakize halayla evli kalmak, yanında bir dakika bile durmak istemeyeceksiniz. Bunu yapacağım çünkü ailemin huzuru için savaşıyorum. Sadıkçığım, ben seni çok seviyorum hayatım. Hafiften sapık. Olmayacaksa ben girivereyim şunun ruhuna. Hele bir git, anında boşarım seni. Zaten kızımın da böyle durumlarda kendini feda etmesine içten içten kızıyorum ama baba otoritesi koyacak durumda değilim. Aşk olsun babacığım. Öyle şey olur mu? Sen nasıl görünürsen görün, benim babamsın. Bana güven. Ben kendimi tehlikeye atmam, korurum. Macera şimdi başlıyor. Periler aşkına nereden başlasam? Of. Zaman bu adamla el ele holdinge girdiğimiz ana geri aksın. Ve o andan itibaren herkes çözülmüş olsun. Ne kadar yaptığım en çılgınca şey. Neymiş o? Holding'e damatlıkla gelmek ve yanımda da gelinliğiyle şahane bir gelin getirmek. Ben de evlenmek diyeceksin sandım. Olur mu? O benim fikrimdi zaten. Bana evet demekle asıl çılgınlığı sen yaptın. Sana bu kadar çılgınca geliyorsa her an boşanabiliriz hayatım. Artık boşanmak çok kolay. Bu laflarını holdinge gelinlikle gelmenin heyecanına veriyorum Zeynep'ciğim. Çünkü benim kadar zor evlenen bir adam evlendikten sonra kolay kolay boşanmaz. Ha? Hadi gel, ilk sürprizi Sadık'la Yavuz'a yapalım. Hadi. Neden elimi tutmuyorsun? Neden elini tutmuyorum? Hı-hı. Bunun bir sebebi var. Elini tutmuyorum çünkü
bu şirketin hala sekreteriyim. Ayıp. 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 Sekreterimsin. Evet, işi sen aldın. Zeynepciğim, farkında mısın? Üzerinde bir gelinlik var. Şahane bir gelinlik. Ah! Tesadüfe bakın, benim üzerimde de bir damatlık var. Fena da durmamış gibi. Bugün iş yerine özgürce giyinelim günü olmadığına göre... sanıyorum holdingimizin 10. kutlama yemeği yüzünden akşam kostümlü balo da yok. Biz evlenmiş olabilir miyiz acaba? Galiba öyle. Sen benim karımsın artık ya, kim ne diyebilir? Ayrıca zaten daha önce de diyemezlerdi kimse bir şey. Periler aşkına, bu işin en zor kısmı. Şimdi kocamın karşısına bu adamla el ele mi çıkacağım? Ya ilahi. Aslında haklısın hayatım. Artık karın olduğuma göre bu holdingin yarısı benimdir demek, değil mi? Hayır, çünkü bu holdinge ben seninle evlenmeden önce sahip olduğum için yasalar seni ortak yapmıyor. Nişanlılarına da güzel bir iş verdin burada. Beni de önemli bir yere koyarsın artık. Sen onların arasında evlendiğim tek kadınsın. Seni genel müdür yapmayı düşünebilirim mesela. Şimdi şurada bak, birkaç numune göstereceğim. Hadi. İlk sürprizi Sadık'la Yavuz'a yapalım. Bana ne zamandır ulaşamıyorlar, çok meraklanmışlardır. Çok iyi olacak. Sürpriz. Hoş geldiniz de. Karnaval ya da maskeli balodan falan mı geliyorsunuz böyle? Sabaha kadar sürdü sonra direkt buraya geldiniz. Faruk Bey, bir şey söylesenize, merak ettik. Zeynep. Zeynep. Zeynep değil. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Öyle mi? Tabii, tabii. Belli oluyor, belli oluyor. Evet, Zeynep Hanım. Zeynep Hanım, öyle mi? Şimdi... öyle bir bakıyorsunuz ki hani... siz anlayın ya da hala anlamadınız mı gibisinden... siz bir şey söyleyecek misiniz Faruk Bey, yoksa biz soru sorma cüretinde bulunalım mı? Konuşmayı yeni öğrenmiş gibi konuşmanıza gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Alın size sürpriz. Aa. Ha? Vallahi yani sürprizin daniska... yani alası demek istemiştim. Çok güzel, çok güzel. Hay Allah'ım ya. Ya ikiniz siz evlendiniz öyle mi? Ya sen bizi karnavala gidiyoruz veya bir maskeli balodan dönüyoruz gibi düşünebilirsin ama... biz onunla... Zeynep'le, aşkım dediğim kadınla, işte ruh eşim budur dediğim kadınla... affınıza sığınarak Paris'te küçük ve kendi aramızda yaptığımız bir törenle... evlendik. Aa. Ha. Bizi bir tebrik etmek yok mu? Sadık, Yavuz. Sadık. Evet, Sadık. Yani sadece Sadık, öyle mi? Evet, beğenemedin mi? Çok güzel, çok samimi oldu aslında. Çok hoşuma gitti, değil mi? Sadık tabii ya. Vay be Yavuz ya. Aile gibi olduk ya. Çok hoşumuza gitti. Ya çok özür dilerim ya. Hadi tebrik ederim, tebrik ederim. Ya, mutlu olun. Ya, benim için Yavuz gayet iyi ya. Zaten yaşıt falan sayılır. Değil mi? Yavuz tamamdır ya, samimiyet. Ya inanılmaz güzel bir gelinlik. Paris'tenmiş, şahane. Çok yakışmış. Çok güzel. Yavuz, hüt Yavuz. Sadık ya. Görüyor musun ya? Yapma Zeynep Hanım ya, oldu Zeynep. Ya ya ya. Ne Zeynep Hanım, ne kadar güzel yani. Al Sadık Yavuz. Samimiyetin dik alası vallahi, çok hoşumuza gitti. Çok üzgünüm kocacığım. Çok üzgünüm Yavuzcuğum. Ama Zeynep bu adam ondan kurtulsun diye bir süre böyle olmak zorunda.
Siz kalacak mıydınız? Yok, biz bir arkadaşa bakıp çıkacaktık. Yani gidiyorsunuz değil mi? Ya beni biliyorsunuz, ben duygusal bir adamım. Hayatımın kadınıyla da bu şirkette tanıştım. O yüzden gelmeden küçük bir organizasyon yaptım. Bu şirkette yapacağımız küçük bir kutlama. Toplantı odasında birazdan böyle bir küçük bir resepsiyon falan yapacağız. Bakın katılamıyorum mu bir bahane olarak kabul etmiyorum ona göre. Etmiyoruz. Etmiyoruz. Etmiyorsunuz. Tabii yani hadi mesai bitti, hadi gidelim. Herkes evli evine, köylü köyüne olmayacak tabii ki. Doğru. Biz bunu evlere haber versek diyorum, nasıl olur? Tabii hay aklımda bin yaşa. Sadık. Verelim tabii. Yavuz. Sadık ya. Güzel ya, ne kadar samimi değil mi? Harika bence, resmiyet gereksiz. Biz karımla biraz odamıza çekileceğiz. Yarım saat, bilemedin 2,5 saat sonra görüşürüz. Anlarsınız ya. Hadi aşkım. Kocamın önünde bana bunu yaptın ya. Sana göstereceğim Faruk. Bayılıyorum bu ateşli hallerine. Ne sihri şimdi bu? Annemin tutusuna şaplak attığı için şimdi cezasını çekecek. İyi de ne yaptın? Şimdi görürsün. Of, çok güzel görünüyorsun. Otur. Şöyle geç istiyorsan sen de rahat rahat oturalım. Yok şöyle ben... Tabii yok yok, ben böyle gelinliklerle şimdi ama buruşmasın mı hayatım? Kim koydu bu raptiyeleri buraya ya? Ben nereden bileyim? Hanginiz yaptı bunu? Kızın. Kimse benim annemin tutusuna vuramaz. İşe sihir karıştırmayın. Bu şekilde şüphe çekmeden bu işi halledeceğiz. O bana ne yaparsa yapsın ben zaten gerekeni yaparım. Şimdi zamanı geri alıyorum. Lütfen oradan müdahale etmeyin. Peki anne, ama sonra onu dersini vereceğim. Zaman odaya girdiğimiz ana geri aksın. Aşkım gelsene buraya, niye oraya oturuyorsun? Başım ağrıyor, başım. Oo, hiç kıyamam sana. Öpeyim de geçsin ya. Kulağımda da bir ultu var. Sanırım uçaktan. Masaj yapayım o zaman, şimdi alırım senin o baş ağrını. Ay hiç gerek yok. Ben şöyle şöyle 5 dakikalık uzanayım. Geç aş. Peki. Teklif var. Israr yok. Ama eve dönünce o ateşli karımı geri istiyorum. Bana göre. Tamam mı? Faruk Bey lütfen. Bakar mısın ya?
karım düne kadar Sadık Bey, Yavuz Bey dediği adamlara Sadık Yavuz demeye hemen başlıyor da bana dili sürçüp Faruk Bey diyor. Çok tatlısın. Sevgilim de, aşkım de. Hadi o güzel dudaklarından duymak istiyorum. Aşkım de. Bekliyorum. Ama aşkım, lütfen. Ama sen böyle karşımda su perisi gibi yatarken sana sarılmamak çok zor. Ya bir 5 dakika ne olur, 5 dakika. 5 dakika sonra geliyorum. Yüzsüz! Arsız namussuz. Bak bak bak, çocukların önünde beni kötü kötü konuşturuyor. Hatta bu kadını hayatımıza sokup çocuklara bu kadar yaklaştırdığımız kabahat. Anneanne, biz iyi ile kötüyü ayırt edebiliyoruz. Hatta ben de ayırt edebiliyorum. Peri olmasanız edemezsiniz. Siz diğer arkadaşlarınızla fanilere göre daha çok şey seziyorsunuz ve görünmezleri görüyorsunuz. Annenizin kopyasıyla dedenizin söylediklerine katılıyorum. Bu kadar rezaleti görmemeniz gerekirdi. Evet, sen iyi bir çocuk olup oyuncaklarınla oynamalısın. Sen de ergenliğini yaşayan bir genç kız gibi cıvıl cıvıl ortalarda dolaşmalısın. Bir daha böyle şeylere tanıklık etmenize izin vermeyeceğim. İşte örnek anne ve anneanne. Şakşaklama, bunu daha önceden yapmamız gerekiyordu. Betüş! Evliliğimi bitir de seni yok edeceğim! Bırakın beni Periliçe! Bırakın beni! Hepimiz aynı anda dondurdu, farkında mısınız? Bu adamı sihirle yok edeceğim. Beni bir gün için insan yap. Gidip şunu doğduğuna pişman edeyim. Bak bak bak, kızıma nasıl sokuluyor şerefsiz. Aman Taci, zavallı karısının içinde kızının ruhu olduğunu bilmiyor ki. Tamam tamam, bu kadar oyun yeter. Kızımın daha fazla kahramanlık yapmasına müsaade etmiyorum. Git derhal konuş onunla. Bu durumu Periliçe'ye havale etsin. Evli barklı o. Herkesi Pakize'nin gazabından kurtaracağım diye bak ne hale geldi. İyi yaptın Betüş. Ama lütfen biraz sakin ol. Sağ olun Periliçem. Teşekkür ederim. Gerçekten sakinleşmeye ihtiyacım var. Ay yani Faruk Zeynep'i o kadar çok sevmiş ki... bir faniyi bu kadar çabuk hayal kırıklığına uğratmak zorunda kaldığım için gerçekten çok üzgünüm. Ah, rica etsem kocamla Yavuz'u dondurabilir misiniz? Nereye gitti bu? Gel Betüş.